Torch Destek kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Şimdi burada bir K20 Accord var ve bu Accord'un marş motorunda küçük bir sıkıntı var. Biraz zor alıyor. Onu gidermek için sökeceğiz, temizleyeceğiz ve kömürlerine vesaire bakacağız. Nasıl sökeceğiz? Manifoldun altında marş motorumuz. Boğaz kelebeğini ayıracağız. Manifoldu sökeceğiz. Daha sonrasındaysa marş motorunu sökeceğiz. Ve temizliğini yapacağız. Şimdi yavaş yavaş biz buraları sökmeye başlayalım. Şimdi ilk işimiz boğaz kelebeğini sökmek olacak. Boğaz kelebeğini sökmek için de boğaz kelebeğinin ilk önce şu hortumunu bir ayıracağız yerinden. Hemen bir tornavida yardımıyla kelepçesini gevşetiyorum. TPS sensörünün şuradaki fişini çekiyorum. Hava sıcaklık sensörününkini de çekiyorum. Şimdi bir de şu arada burası var. Bakın hava filtre kutusunu alıyorum, aynı zamanda boğaz kelebeğinden de çıkartacağım. Fakat şu kelepçesini biraz daha gevşetmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Şurada hava gazı, gaz yağı hortumu var, onu söküyorum. Filtreyi söktük. Şimdi şu üst kapak korumayı da sökelim bir. Bakın bu şu koruma kapağını alıyorum. Manifoldu sökeceğim çünkü. Aşağıdan çıktı. Neyse. Evet. Bakın manifold burada. Şurada 12 somunları var. Hemen sökeceğiz onları. Bakın manifold somunlarını gevşetiyoruz, söküyoruz. Aleyküm selam. Evet, manifoldun somunlarını söktük. 5 adet somunu var. Sonuncuyu da buradan alıyoruz. Ve
Manifold çıkacak şimdi. Manifoldu çıkartacağız fakat boğaz kelebeğini de sökmemiz lazım. Boğaz kelebeğini de söküyoruz. Boğaz kelebeğinin 4 adet somunu var zaten. Daha önceki videolarımdan da bildiğiniz gibi. Boğaz kelebeğinin somunlarını söktük. Şurada bir braket var. Bakın şu. Şu braketi de sökmemiz gerekecek. On somunu var bir tane. Onu söküyoruz. Şu yedek su deposunu da alacağız. Buradan. Rahat çalışabilmek için. Şu yedek su deposunu da alalım buradan. Evet, şeyi alıyoruz yerinden. Şunu. Yedek su tahliye deposunu alıyoruz. Bakın. Burada çünkü rahat çalışmamız lazım. Şu manifold hava hortumunu da sökelim. Bu muhtemelen şeye giden hortum. Muhtemelen değil. Öyle. Westinghouse'a giden hortum. Şimdi şu braketi alacağız demiştik. Boğaz kelebeğini yerinden çıkartmamız gerekecek. Radyatör hortumunu çıkartıyoruz. Burada rahat çalışma alanı oluşturuyoruz kendimize. Bakın bu da tüp LPG'nin MAP hortumu. MM manifoldundan gelen. MM manifolduna gelen. Şimdi boğaz kelebeğimizi hala yerinden çıkartamadık. Çünkü daha önce neredeyse hiç sökülmemiş. Bakın boğaz kelebeğini çıkarttık. Manifold şimdi boşa çıktı artık. Manifoldu çıkartabiliriz. Manifoldun altında bir braket var. O braketi söküyorum. Size onu gösteremiyorum ama söktükten sonra göstereceğim. İnşallah. Bakın somunu burada. Gördüğünüz gibi manifold
rahatladı ve artık yerinden alabiliyoruz. Şurada bir soket var, onu da çıkartmak lazım. Şurada bazı şeyler var, onları sökmemiz gerekiyor. Bakın, manifoldun altında bahsettiğim braket şu. Bu braketi yerinden söktük, şuradaki somununu söktük. Şöyle bırakıyoruz manifoldu. Bakın, marş motorumuz burada artık. Şurada görüyorsunuz. Marş motorunu sökeceğiz şimdi. Bir somunu burada var, bir somunu da arkada var. Bu işlemi yaparken burada bakın marş motorunun şuraya gelen elektriği var. 12 volt artı elektrik. Bunu sökerken herhangi bir şaseye sebep vermemek için aküyü sökmeniz gerekiyor. Evet, marş motorunun alttaki somununu gevşetiyorum. Biraz bizi zorluyor tabi ama yine de yapacağız tabi. Böyle bir boru yardımı alıyoruz. Bakın, öndeki somun bu. İlk somun. Şimdi arkada var bir tane. Onu sökeceğiz. Onu 14 lokma yardımıyla sökeceğiz. Marş motorunun arkadaki 14'lük somununu da mafsal yardımıyla gevşetiyorum bakın. Marş motoru kendini bırakacak zaten. Biraz daha şunla çevirelim. Biraz zor bir yerde. Marş motoruna aküden gelen 12 voltluk kablo ucunu söküyorum. Rahat çalışabilmek için. Bakın burada. Şurada bir de fiş var. Bu fişi de söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi marş motorunu iyice sökmeye başladık. Şuradaki brakete bağlı kablo demetini de alıyoruz buradan. Şöyle. Şimdi arkadaki vidayı daha rahat sökebileceğim bakın. Bakın, arkadaki somunu da çıkarttık. Marş motorumuz çıktı bakın. İşte burada.
kendileri. Marş motorunu sökeceğiz. Alttaki debriyajı, ayırıcıyı da sökeceğiz. Daha sonrasında temizleyeceğiz. Gres yağı süreceğiz ve takacağız yerine. Bakın marş motorunu, şurada iki tane uzun somunu var. Onları gevşetiyoruz ve söküyoruz. Şu somunları alıyoruz. Diğer tarafı da. Şimdi şuradaki bakın kablo bağlantısını da sökmemiz lazım. Orası da muhtemel 10-13. Bunu buradan ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi kömürlerimiz burada. Marş motorunun kömürleri burada bakın. İyi durumda. Kömürler fena değil. Bakın marş motoru dişlileri burada hep. Şuradan ayırıcıyı da çıkartmamız lazım. Onu da sökelim. Ayırıcıyı da buradan gevşetip alıyoruz. Bakın. Her şey ortada. Her şey meydana çıkmış vaziyette. Gördüğünüz gibi ayırıcı şu şekilde çalışıyor. Bunların hepsini şimdi temizleyeceğiz balata spreyiyle. Daha sonrasında yağlayacağız güzelce gresle ve takacağız tekrar yerine. Bakın bobin burada. Bobinin burasına bir zımpara yapacağız ince, skoç. Burayı temizleyeceğiz.
Artık gres yağı diye bir şey kalmamış içinde. Marş motoru temizliği ile ilgili daha önce bir video yapmıştım. Sadece nasıl söküleceğini göstermek için bu videoyu yaptım. Bakın bobinin şu kısmını skoçluyorum. Temizlemek için. Şu bakır kısmı. Görüyorsunuz. İnce bir zımpara yardımıyla da yapabilirsiniz. Daha sonra takacağız şimdi bunları. Bakın, marş motorunun bütün parçaları burada. Şimdi sırayla hepsini geri takacağız. Önce şu bobini takalım. Bakın kömürleri şöyle elimizle itekleyebildiğimiz kadar itekleyip takacağız. Bir tornavidadan da yardım alabiliriz tabi. Bu şekilde bobini takıyoruz. Bobinin şu üstünde şu kapağı var ama bunu sonra takacağız. Şimdi biz şu tarafı, bu diğer tarafın montajını yapmaya devam edeceğiz. Bakın, marş motorunu topluyoruz şimdi. Şu kapak şöyle gelecek. Daha sonrasında şuraya bakın. Şuraya gres yağı sürüyorum. İyice gresliyorum burayı. Şu dişlileri özellikle. Daha sonrasında şu 3 tane dişli var. Bunları takıyoruz yerlerine. Şuraya biraz daha yağ koyacağım. Bunu takarken şurada bir işaretli yer var bakın. Küçük bir kare var burada. Şuradaki kertik, şunun şu kertiği oraya gelecek şekilde getiriyoruz. Daha sonrasında şunun da burada bir kertiği var bakın, şurada. O da oraya gelecek, aynı yere. Yoksa takmak zor olur. Evet. Bu şekilde geçirmiş oluyoruz, yerine yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi diğer tarafları takmaya devam edeceğiz. Şu şekilde duruyor. Daha doğrusu şunun şuraya gelmesi lazım. Bakın şunu sökmüştük şuradan hatırlarsanız. Şu şekilde duracak. Buraları yağlayacağız. Ve
şu kapağımızı şu şekilde takacağız buraya. Tabi şunun yönü de şu şekilde olacak. Bu şekilde tekrar şöyle takacağız. Çekiyorum. Bunları bu şekilde bir araya getireceğiz. Fakat şuralara yağ süreceğim ben. Çünkü normalde buralarda yağ olması gerekiyor. Buradaki mekanizma çalışırken gres yağ normalde fabrikasyon olarak burada oluyor. Şurasına da sürelim biraz. Şu kısmı da biraz yağlıyorum. Şu şekilde takıyorum. Şimdi bunu tekrar kapağını kapatacağız. Şu şekilde. Evet. Hemen şuraların vidalarını sıkıyorum. Bakın buradaki vidaları hemen sıkıyorum. Tekrar düşürmeyeyim diye. Bunu tekrar sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı geri takacağız yerine. Bu şöyle gelecek. Bakın şurada bir kertik var. O da şurada yeri var onun. Şu şekilde. Şu arkadaki vidalarını sökmüştük biliyorsunuz. Kömürleri takabilmek için. Bobine. Onları sıkıyoruz. Onları tamamen sıkıyoruz. Ve sıra da şu uzun somunlarımız var. Şöyle onları da yerlerine takıyoruz bakın. Şöyle daha iyi gözükür. Şöyle. Onları da takıyoruz. Diğer tarafı da takalım. Bu somunları da sıkıyoruz uzun. Şu aradaki şu kömürlerin kablosunu, şase kablosu bu. Bunu da buraya sıkıyoruz. Tekrar. ...13 lokmayla sökmüştük onu. Böylece marş motorunun bakımını yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar geri montajına geçeceğiz. Marş motorunu tekrar yerine takıyoruz. Şöyle. Şöylece geçiriyoruz buraya. Bakın. Yerine geliyor hemen. Somunlarını bağlamamız lazım. Şu 14 küçük olan arka tarafın. Önce onu takacağım.
Onu tutturacağım ve sıkacağım. Evet, onun yerine tutturdum. Bu tarafın somunu da şuydu. Bunu da takıyorum yerine ve tutturuyorum. Vidaları sıkıyorum. Evet, büyük somunu sıkıyoruz. Marş motoru da yerine oturuyor. Bunu biraz sıkıyoruz. Şimdi arkadaki somun var. Onu da sıkmamız lazım. Şöyle elimle boşluğunu bir alayım. Arkadaki 14'lük somunu da sıkıyoruz. Ve bu işlem böylece bitiyor. Şimdi diğer şeyleri tekrar toplayacağız. Şu somunları takacağız yerlerine, şunları. Şu fişi takalım. Şuranın somunu bakın. Şurada hemen bunu da takalım. Hiç vakit kaybetmeden. Gelen geçen bakıyor. ...12 anahtarla burayı da sıkıyorum. Gayet sağlıklı bir şekilde. Şimdi manifoldu tekrar yerine yerleştireceğiz. Sıra ona geldi. Manifoldu yerine getireceğiz şöyle. Şu braketi daha önce manifold sökenler bunu geri takmıyor ama ben takacağım. Çünkü şurada iki tane braket var. Onları tutuyor. Gerçi biz de bir tanesini kırdık. Olsun. Şöyle yerine yerleştirelim. Bakın şu fişi tutuyor, bunu buradan takıyorum yerine. Manifoldu yerine getiriyorum. Her şeyi söktüğüm gibi tekrar bağlayacağım şimdi. Manifoldun somunları var. Civataları var. Evet, manifoldun 5 adet somunu vardı. Onları sıkıyoruz ve manifoldun şeysi bitiyor, montajı. Manifoldun montajı bitiyor. Şuranın bakın şu PCV hortumu. Ha pardon, bu Westinghouse'a giden hava hortumu. Onu takıyoruz yerine. Şu bakın şeydi. Onu takmadan önce şunu bir yerine takalım. Bakın şurada map sensörü var. Map sensörünü takıyorum fişini. Şu braketimizi buraya takacağız. Braketimizin şurada civatası vardı.
brakete sıkıyoruz. Şu LPG'nin map hortumunu takıyorum. Kelepçesiyle. Sırada boğaz kelebeği var. Boğaz kelebeğimizi de temizleyeceğiz. Onu daha önce zaten gösterdik size defalarca. Onu da takacağız ve montaj bitecek. Boğaz kelebeğimizi takıyoruz. Somunlarını sıkıyoruz çaprazlamasına. Çapraz olarak sıkıyoruz. Somunları, cıvataları. Boşluğunu ala ala tekrar bir sefer daha geçiyorum üzerinden. Tamamdır. Evet, radyatör, yedek su deposu, tahliye deposunun somunlarını da sıkıyorum. Yerine takıyorum. Pardon, bunu takmadan önce şu altta bir braketimiz vardı. Onun somununu unuttuk. Onu takalım. Braketin somununu yerine takacağım. Evet, manifoldun altındaki braketin vidasını da sıktıktan sonra şimdi tahliye kabını yeniden takıyoruz yerine. Su tahliye deposunu yerine takıyoruz. Radyatör üst hortumumuzu takıyoruz. Kelepçesini getireceğim. Evet, radyatörün hortumumuzu da taktık. Şimdi şu manifold koruma kapağını da, manifold koruma kapağı değil de manifoldun üstündeki şu kapağı da takalım yerine. Evet, bu kapağı da taktık. Şimdi şeyi yerine takacağız. Aracın hava filtre kutusunu takıyoruz. Yerine.
hava hortumlarını takıyoruz. Boğaz kelebeğine giren hava hortumumuzu da yerine oturtuyoruz. Marş motorunun montajını bitirmiş olduk. Buradaki boğaz hortumunda bir çatlak olduğu için yenisini alacağız. Onu şu anda bağlayamıyoruz. Yenisini tedarik edip bağlayacağız. Ama marş motoru böylece temizlendi, yağlandı ve tekrar yerine monte edildi. Torş Destek kanalında K20 Accord'un marş motorunu söktük, temizledik, yağladık ve yerine taktık. İşlem biraz zor. Manifoldu filan sökmek gerekiyor. Boğaz kelebeğini söktük. O arada temizledik de tabi. Böylece işleri bitirdik. Torş Destek kanalında bir ıvır zıvır işin daha sonuna geldik böylece. Kanalıma abone olup videolarımı takip edebilirsiniz. Bana verdiğiniz her türlü destek için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Her türlü soru ve önerileriniz için YouTube yorumlarından, sosyal medya hesaplarımdan, web sitesinden ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla sürün.